Evet, yine aynı meclis, aynı cemiyet ve çoğunluğunu Müslüman halkın oluşturduğu kişilerden alınan vergilerle karnını doyuran bir vekil. Asırlardır cihana hükmetmiş olan Osmanlı Devleti'ne ve 1500 yıldır nizamlı bir şekilde gelen hak din olan İslam'a karşı açık açık meclislerde hakarette bulunan bu kişileri öncelikle Allah'a havale ediyorum. Bu kişiler için hidayet dahi isteyemiyorum. Bilmiyorlardı, bilselerdi yapmazlardı diyen peygamberin, biliyorlar ve bile bile yapıyorlar diyen ümmeti haline geldik. Hak ettikleri neyse iliklerine kadar bu dünyada da ahiretlere çeksinler. Özgürlükten bahsettiğini savunan vekil, çoğumuzun annesi, kız kardeşi, eşi, dostu, akrabası olan Müslüman kadınlar için de mi özgürlük istiyor acaba? Onlar İslam'ı benimsemiş ve kabul etmişlerdir. Onların özgürlüğü İslam'dadır. Kardeşlerim, bunların derdi ne kadın özgürlüğü ne de millet davası, varsa yoksa koltuk sevdası. Kaldı ki meclislerde açık açık dinimize, değerlerimize hakaret edebiliyorlar ki demek ki bu özgürlüğü bir yerden alıyorlar. Biz de Müslüman halk olarak halkın başındaki yetkililerden şunu istiyoruz: değerlerimize ve dinimize karşı oluşan söylemler, fiiller, bunlara karşı dinimizi savunacak bir özgürlük, bir düzenleme, bir yaptırım talep ediyoruz. Açık açık İslam'a hakaret eden bu kişilerin öldükten sonra namazlarının kılınmalarını, cennet vatanımız olan Türkiye'mizin semalarında selalarının yankılanmasını ve Müslüman mezarlıklarında yatmalarını istemiyoruz. Müslüman halk olarak halkın başındaki yetkililerden ricamız budur.